2020'den Sarı'yı ben Huzur Evi'ne teslim ettim. Gidip geliyordum, bakıyordum. Deprem dolasından gittim geldim Sarı'yı sonra bulamadım. Nereye verdiğini bilmiyorum. 6. ay 18'den İstanbul'da bana telefon açtılar. Dedi gel ablanı götür dedi. Gelmiyorsa dedi şeye vereceğim, kimsesiz mezara vereceğim. Çoğularım görevledi, gittim cenazeyi getirdim. Bakarsa demiş, kokar, paket bozulur, etki yok, kimse bunu paketlemez, uçak almaz. Kağıtı okumuşlar, bak su ismi, şey doğumu tutuyor, vermişler, getirdiler. Ama bu cenazeyi kaldırırken 20 kilo yoktu efendim. Benim gayret kaldım. Hatta ben oraya yıkan bayana söyledim, dedim ya benim ablam bela belaydı, dedi kardeşim kurtlanmış, bu zayıflamış. Ben de inandım, güvendim. Ben ne biliyordum, benim değil. Cenaze yıkarken dedim ben bacımı, ablamı göreyim. Ablamı tak kaşınla şurası iki göz görünüyordu. Burun üstünden burayı hariç görünmüyordu. 2024, 9. ay 9'dan Yavuzeli'de bana telefon geldi. Sarı'ya sağdır, gel Sarı'yı götür. İnanmadım. Sarı'ya öldü dedim. Tekrar gittik, gözümle gördüm, Sarı'yı gördüm. Ondan sonra şimdi de diyorum ki ablam sağdır, gelin bu cenazeyi götürün. Etkilere söylüyorum, bu cenaze kime aitse gelin çıkarın, tespit edin. Bu bana abla diye gönderdiler ama cenaze benim değildi. Bacım sağdır, cenaze kaybolanlar gelsin, cenaze benim yanımdadır.